yapacağız. Kreş konuşuluyor. 100 tane kreş açtık 4,5 senede. 100 tane, bir o kadar daha kreş ve mola merkezi açacağız. İşte bu şehir öğrencilerimiz, Halk Liseli öğrenciler. Şimdi bu şehir neyi konuşuyor? Üniversite öğrencilerine verdiğimiz, 100 bin öğrenciye verdiğimiz bursu konuşuyor. Allah aşkına. Sevgili gençlerim, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, güzel hemşerilerim. Biz kimin parasını kime veriyormuşuz? Hani sordu ya bana. Milletin parasını millete veriyoruz, millete. Millete. Onların aklı şaştı. Onların akıllarında böyle bir şey yok ki. Biz milletin parasını millete veriyoruz. Milletin parasını millete verirken hiç kimseye sen hangi partidensin, nerelisin, kime oy verdin sormak yok. Bizim milletimiz eşit. Biz hangi terbiyeyle çalışıyoruz biliyor musunuz? Bu şehirde yaşayan her yurttaşı insan olduğu için seviyoruz. İnsan olduğu için kimseye ayrımcılık yapmıyoruz. Yeni dönemde biz bu şehirde sevgiyi de büyüteceğiz. Saygıyı da büyüteceğiz. Kucaklaşmayı da arttıracağız. Bu memleket güzel insanları çok daha güzel şeylere layık. Sevgili hemşehrilerim, bakın Sancaktepe en çok hizmet verdiğimiz ilçelerden birisi. Hem nüfusu çok olduğu için hem ihtiyacı çok olduğu için. Biz bu ilçeye belki 25 defa, belki 30 defa geldim 4,5 senede. Sevgili hemşehrilerim, ben ilçe belediye başkanlığı yaptım. Bakın, ben ilçe belediye başkanlığı yaptığımda 5 senede ilçemde bir kez bile büyükşehir belediye başkanını görmedim. Bak Allah şahit, görmedim. 2-3 defa gelmişse de beni davet etmediler. Ben bu 5 yıl içerisinde her ilçeye 20 defa, 15 defa, 30 defa gittim. Hem gittim hem de seçilen belediye başkanına demokrasi gereği saygı gösterdim. Nereye gidiyorsam davet ettim. Hangi açılışı yapıyorsam davet ettim. Ben bu açılışlara giderken ya da temel atmalara giderken Allah aşkına bir partinin töreni mi yapıyorum? Hayır. Belediyenin. Belediye kimin? Milletin. Milletin. Onun için her defasında davet ettim. Belki bir iki defa gelmiş olabilir Sayın Belediye Başkanı. Onun dışında gelmediler. Çünkü alışık değiller. Çünkü bakın benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz? İstanbul'daki törenlerine, hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti yaptım ya. Anlatayım, burası güzel. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya. Hani son günlerinde akılları başına gelir diyeceğim. Bu sefer ben ilk kez Sirkeci Kazlı Çeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum bak. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim. O açılış, o bakanlık, o makamlar onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Benim kadar onların, bunu onlara öğretene kadar bunu her yerde anlatacağım. İşte
İşte bu anlayış gereği. Bakın, Sancaktepe'de gerçekten çok güzel işler yaptık. Sancaktepe'de biz bu ilçenin özellikle altyapısına, İSKİ'ye tam 2,5 milyar liralık yatırım yaptık bu dönemde. 2,5 milyar liralık. Atık su, dere ıslahı, yağmur suyu arıştırma, ayrıştırma ve özellikle dere hattındaki Alper Başkanım'la konuştuk. Çok güzel bir yaşam vadisi kazandırdık. Ayazma Vadisi'ni biliyor musunuz? Ayazma Vadisi'ni. Ayazma Vadisi'nde İstanbul'un en güzel parklarından biri. Tam 200 bin metrekare bitti bitmek üzere. Onun gibi İstanbul'un her yerinde yaşam vadileri açıyoruz. Bakın, bakın İstanbul'da Sancaktepe'de bazı engellemelere rağmen bu dönemde 4 tane kreş açtık. 4 tane. 4 tane kreş açtık. 6 tane daha kreş açacağız. Onları açmayı öğrenmesinler. 6 tane daha büyük şehir olarak açacağız. Ne yapacak biliyor musunuz? Siz Alper Başkanımı seçeceksiniz. O en az 10 tane daha açacak. 10 tane. Daha fazlasını o açacak. Niye kreş açacağız? Niye kreş açacağız? Bu şehrin, bu şehrin çocuklarını eşitleyemezsek, bu şehrin kreşe gidenle kreşe gitmeyen çocuğu arasında uçurum oluşursa bu devletin, bu memleketin adaleti olmaz. Onun için biz bu şehirde adaleti sağlayacağız, adaleti. Hep birlikte sağlayacağız. Bakın sevgili hemşehrilerim, prestij caddeleri, kavşaklar, yol inşaatlarımızla birlikte ulaşımı rahatlattık. Özellikle Maltepe Başıbüyük'le Samandıra arasında çok fonksiyonel, önemli bir yolun açılışını yaptık. Bakın bir konu çok tartışıldı. Özellikle İstanbul'un her noktasında şu anda neredeyse sayı planlanmışlarla beraber 100'e doğru giden kütüphane sayısına ulaşmak üzereyiz. Çok güzellerinden bir tanesini de Yaşar Kemal Kütüphanesi olarak burada açtık. Ve kütüphane sayısını her geçen gün daha da arttırıyoruz. Bakın bu anlattığım her projenin odağında ne var? Çocuk var, genç var, eğitim var. Ve aynı zamanda bu şehrin insanlarının daha kaliteli bir yaşama kavuşmaları var. Sevgili hemşehrilerim, bahsettiğim gibi bu metro konusunu konuşalım mı, metro konusunu? Tamam. Şimdi insanları ne yazık ki aldatan, hiçbir altyapısı olmayan, hiçbir mesneti olmayan